Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Elimde değil düşmanlıktan vazgeçemiyorum diyenlere ne dersiniz? Bu durum eline ateş alan bir kimseye benzer. Önce ateşi eline almayacaktı. Almışsa da başkasına zarar veremez vermeyecek. Buna göre bir Müslüman da düşmanlık etmek, kim beslemek, nefret etmek gibi kötü huyları, duyguları kalp ve ruhuna koymamalıydı. Ancak bir şekilde bu kötü huylar kalbine ve ruhuna girmişse, bunun zararından korunmanın yollarını aramalı. Zira bunun yolları vardır ve bu yollara riayet eden kimse inşallah o kötü huylardan ve onların zararından kurtulur. Birincisi bu kötü huyların ve özelliklerin asla eserleri ortaya çıkmamalı. Diliyle, gözüyle, eliyle asla yanlış bir şey yapmamalı. İkincisi. Onun arkasından kötülemek, gıybetini yapmak, dedikodu yapmak gibi bir günaha girmemeli. Üçüncüsü bir Müslümanın başka bir Müslümana düşmanlık etmesinin kin ve nefret beslemesinin günah olduğunu asla unutmamalı. Dördüncüsü, düşmanlık etmek haksızlıktır ve manevi bir zulümdür. O halde haksızlığı hak bilmesin, haklı hasmını da haksızlıkla itham etmesin, haksızsın demesin. Beşincisi, madem düşmanlık etmek elinde değildir, o halde kusurunu bilmeli ve hatayı kendine vermeli, manevi bir pişmanlık duymalı. İçten içe bir tövbe hissetmeli, gönülden yapılan bir istiğfarda bulunmalı ve affedilmeyi istemeli. İşte bu konuda hatalı, günahkar ve kusurlu olduğunu anlar. Hatayı, kusuru kendine verir. Bu kötü huylarda haksız olduğunu da fark ederse inşallah o düşmanlık ateşi, kin ve nefret zehri Asla zarar vermeyecektir. Bu kurallara riayet edelim ve bu ateşin hem ateşinden, bu zehrin ve zehrinden kendimizi muhafaza edelim. İnşallah.